Peki. Evet, neyle devam edelim? Konuğumuz da burada. Konuğumuzu alalım aslında, evet, doğru. Konuğumuz burada. Konuğumuz efendim, parasız adam, gereksiz adam sözleriyle dikkat çekti. Sadece sosyal medyaya değil, köşe yazarlarını bile ikiye böldü. Gizem Tuncer bizlerle birlikte. Gizem, hoş geldin. Günaydın. 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 Beşte kalktım. Beş senin söylenir için rekor değil mi? Beş benim için rekor. Abla sen olmasan hayatta da kalkmam. Normalde beşte yatıyor musun sen? Ya ben 5'te yatıyorum, 4'te yatıyorum. Benim uyku düzenim yani hiçbir zaman iyi olmadı, uyuyamıyorum ben. Kendine gelebildin mi peki? Gelmiş baksana. Geleceğiz, geleceğiz. Kahve var mı? Öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Kahve dolduralım. Günlerdir biz seni bu masada konuşuyoruz. Daha doğrusu hafta sonundan bu yana sosyal medyada. Evet. Dün de bu masada konuştuk. Yorumlara ne diyorsun? Bir şey demiyorum ya, ne diyeceğim yani. İsteyen istediğini düşünebilir zaten. Röportajı tam okuduğun zaman o kadar yani anlaşılmayacak bir şey yok. Soruyu hani Orkun değil mi o? Evet. Orkun, günaydın Orkun. O. Orkun'la yayından Kelebek'ten. Önce konuştuk. Evet, konuştuk yayından önce Orkun'a. Teşekkür ettim, sağ olsun. Yani orada sorulan soru, bana dediler ki kendi parasını kazanmayan bir adama aşık olur musun? Dedim olmam. Olmam yani. Ben dedim kimseye bakamam, evde oturacak, ben dedim ona mı bakacağım yani? Parasız adam, gereksiz adam, onun üzerine söyledim. Oradan onu alıp yukarıya koyunca tabii öyle tınlamıyor. Peki parasız adam, gereksiz adam mı, sana soralım. Parasız kim gerekli parasız ya? Parasız hayat mı dönüyor? Ya çalışacaksın, çabalayacaksın. Ben yani kadının da çalışmamasına ve yani kocasına sırtını dayamasına çok yanlış bakıyorum. Yani o zaman parasız kadın bütün gün oturup adamın para getirmesini bekleyen kadın da gereksiz kadın mı? Şimdi çocuk büyütüyordur, çocuğu yeni doğmuştur, başka bir şey. Ama yani birine sırtını dayayıp bu hayat geçmez bence. Ben bilmiyorum, bana doğru gelmiyor. Birine evet. Herkes çalışacak, öyle bir yerde, öyle bir dünyada yaşamıyoruz artık. Sen şunu demek istiyorsun aslında. Sağlıklıysa. Evet. İş güç kovalıyorsa ama evet, kovalayıp da işsiz olan insanlar da var, evet, biliyorsun. Onlar başka konular. Evet. Onlar mağduriyeti konuşmuyorum. Evet, her orada şey bir mağduriyet var. İş bulamıyor mesela. Hoş değil ya da babasının parasıyla yaşayan adamlar var. Ha. Hoş değil yani. Gelmiş 35 yaşına. Diyelim ki yaşına. Çok zengin ama babana parasını yiyor ve senin karşına çıktı. Senin için o da mı gereksiz tamam, adam? Tamam işte bu parasız adam, babasının parası o. Kendi parası yok onun. O güzel bir şey değil yani. Ben bir duruş olarak görmüyorum. 10 olmaz 3 olur, kendi parası olur, başka bir şey ama yakışmıyor yani belli bir yaşa gelmiş insan. Tabii ki çalışacak ya, öyle bir şey var mı? Bunda yanlış anlaşılacak çok da bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Davul bile dengi dengine. Hı. Şimdi mesela öyle bir evlilik ya çok etrafımızda var, benim var yani, ha benim ablam. Öyle bir evlilik yaptığın zaman evet, yürümüyor yani, boşanıyorsun. Bu çocuk olacak, okula gidecek, ben daha gencim hani bunları düşünmeyeyim bugün ama... Yarın öbür gün biriyle 6 sene birlikte oldun, zaten paket, evlendin, ne olacak? Olmuyor yani. Ya da şöyle bir şey olur, evlendiğinde o da kendi parasını kazanıyordur. Sen de birbirinize yük değilsiniz ama aradan 5-6 yıl geçer ve adamı iflas eder, bir süre kazanamaz hale gelir. Ona yardım eder misin? Çabalıyor tabii ki, edersin ya, olur mu? Şöyle bir gaddar mıyım? Parası olmayanı mahvederim, öyle saçma şey olur mu? Tabii ki yardım edersin. Sağlık var, hastalık var, tabii ki yanında olursun. Ama yani cebinde parası olmayan adam olmuyor yani, yapacak bir şey yok. Oturuyorum, kazanmıyorum, öyle bir dünya yok. Peki Orkun köşesinde hatırlatıyor ve sosyal medyada da bu sana hatırlatıldı. Hı. Babası Mahmut Tuncer'in geçmişini unuttu herhalde. O yüzden de bu sözlere ilk tepki babasından gelmiştir diyor. Mahmut Tuncer geçmişte yaşadıklarını tekrar hatırlatmıştır ve kızım annen çok zengindi. Benim de 5 kuruşum yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce aylarca kapısına yattım. Bak ne oldu sonunda diye bir hatırlatmada bulunmuş magazin arşivinden. Annem Kıbrıslı, dedem iş adamıydı. Hı hı. Ama annemle babam tanıştığında babam şöhretti, şarkıcıydı herhalde. Hı. Tabii babam çok 17 yaşında 16 yaşında sahneye çıkmış. Parasını kazanıyordu. Ama bu adam belki çabalıyor, kazansın kazanmasın belli bunun kazanacağı, evet, yani. Bu adama güvenirsin, bir yola çıkarsın. Benim bahsettiğim ya, bakıyorum 40 yaşında adam Twitch'te oyun oynuyor. Olacak iş mi ya? Hmm. Elinde joystick. Bilmiyorum, ben ona söyledim. Buradan da para kazananlar var. Ya tamam, bilmiyorum ya. Ekmeğin oradan da çıkaranlar var. Tabii. Çıkarsın ama
Öyle bir evlilik yürümez ya. Yürüse yürürdü bugüne kadar. Benim duyduğum hiçbir öyle bir evlilik yürümüyor. Yakın yani. Çevremden de ablamın evliliği de bu yüzden biliyorum. Yürümedi işte. Yani yürümüyor. Kendine, herkes kendine uygun insanlarla evlenmek durumunda. Davul bile dengi dengine mi diyorsun sen? Tabii ki. Ya anlaşabildiğin her anlamda anlaşacaksın. Şimdi oturuyoruz, müthiş sohbet ediyoruz. E biz bununla evlenelim diye bir uyduruk bir şey olur mu? Ama bizim bazı ünlüler diyor ki fakirle de evlenirim, fakirle de sevgili olurum diyorlar. Tamam, o da kendi röportajında fakirlerle sevgili olacağım desin. Bu benim fikrim olduğu için ben kendim böyle düşünüyorum. Bana uymuyor yani. Mecbur da değilim başkasıyla aynı şeyi düşünüyor. Tabii bir de aman o söyleyenler bir de yaşasınlar. Bir de uygulasalar. Bir de uygulasalar. Gerçek hayatlarında. Röportajlara böyle güzel başlık için laflar söylemek tabii güzel. Sonra onu yaşa bakalım. Ondan sonra yazar çizer konuşur ve tartışır. Önemli değil ya öyle algılanması. Kim nasıl istiyorsa öyle algılıyor. Peki yorumları okuyup çok takıldığın bir yorum oldu mu ya da birkaç şey? Özellikle bizim sayfa coştu. Vallahi ben hiç çok rahat vereyim. Ben evi su bassa ayağımı masaya kaldırırım. Hiç öyle benim derdim isteyen istediğinde kimse beni sevmek mecburiyetinde değil. Nasıl bir insansın çok sen? Çok teşekkür ederim. Evi su bassa ayağımı kaldırırım. Hiç kalkıp kapamam yani. Dediyse gizlesin yani. Sana parasızlık da çok fazla etkilemez gibime geliyor. O kadar rahat ve şeysin ki umursamaz. Paramız yoksa da paramız da yok. Benim param yoksa benim param yok yani. Sen şunu diyorsun, ne kadar kazandığının hiç önemi yok. Ekonomik bağımsızlığı olsun. Ya olsun tabii ya. Sabah çıksın akşam gelsin. Bir işi gücü olsun. Evet, bir şey tuttursun, bir görelim bu bir şey yapıyor yani. Hani bir hayatta bir yere durmaya çalışıyor, bir şeye yaramaya çalışıyor. Ben sevmiyorum öyle adam ya. Ya ben öyle çok tip gördüm. Nasıl? Elinde, bir örnek ver. Valla mağazada elinde 3 bin liralık aşkım bana bunu alır mısın? Oluyor mu ya adama böyle bir şey? Bir kere adamın bir duruşu olur. Ha, adam mı? Şaşırma sen bir dakika, hiç görmedin. Bir dakika ne anlamadım. Yok mu öyle tipler? Adam mı diyor? Çok öyle adam diye. Var. Ben gözümle kaç kere gördüm. Bir tane popçunun vardı öyle sevgilisi. Kim onu bak ben bilmiyorum. Hatırladın mı sen? Al bana bir şey olur mu adama? Beraber alışverişe çıkmalardı. Beraber alışverişe. Vallahi söyleme. Tam söyleme. Yemin ederim. Söyleme ama. Ek kar. Beraber alışverişe çıkıyorlardı. Talihsiz bir seçim. Şöyle sevgilisi bir şeyler beğeniyordu. O da onu alıyor muydu? Alıyordu. Sevgililer gününde sevgilisinin ek kartından hediye aldı ona. Ya işte adama ek kart çıkarıyorum falan ne kadar kötü bir şey. Ben çok üzülürüm. Ama bak nasıl bir mutluluk yaratıyor kendine. Ek kart çıkartıyor. Her ay ödemeleri kendi yapıyor. Silimdir. Ama ek karttan mesela çocuk ona hediye aldığı zaman çok mutlu oluyor. Bu da değişik bir kafa yapısı aslında söz bakarsan. Söz verdim bir şey demeyeceğim bunda. Yok, deme yok. Sakın deme. Çünkü senin o böyle bir dobra tarafından da hafif korkmuyor değiliz. Onun için hemen kağıdı sil hemen.